Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Biz şimdi oğluşumla beraber A101'e gidiyoruz. Çok güzel şeyler gerçekten, onlara bakacağız. Ondan sonra evimize döneceğiz hemen. Gidelim bakalım neler varmış. Ben orkide için gidiyorum, Caner'cim kulaklık için gidiyor. İnşallah yetişiriz, yani saat 9.30 oldu şu an. Saat 9'da herkes talan ediyor A101'i. Hemen gidelim bakalım. Acaba nerede? Caner'cim. Tolga, oğlum senin köyün adresini niye vermedin? Gelmiş mi? Onun kütüleşten mi? Şu kilimlerden. Gel bakalım başka neler varmış ya. Ben de dün akşam şundan bakmıştım, Trendyol'dan kurulama bezi olarak arkadaşlar. 1-2-3 tane bundan alacağım. Kaç liraydı? 7,5 mu ne, öyle bir fiyat. Gelmemiş galiba. Aldım bunu. Niye gelmemiş anne? Yok. Nasıl gelmemiş? Kaseler. Şunu da merak ediyordum. Ama desen olarak kalmamış. Şu desen. Şuna da bir bakacağım. Şu örtü gelmiş. Şu neymiş bebişim? Lavabonun içine koyup. Süzgeç. Hemen şu arka tarafa da geçip bakacağım. Gel bakalım. Caner kuşum gel. Kulaklık gelmemiş mi? Var da bak, o eskiden kalan. Diğer tarafta olmasın sonra. Bir tane var. Gel bundan. Biz bakarız şimdi. Bakarız evet. Oraya koyuyorlar evde. Şu hamur yoğurma leğenleri de çok güzel. Kek kalıpları gelmişti. Kek kalıpları önceden gelmişti bebeğim. Şu sepetler de aslında hoşuma gitmişti benim Caner'cim. Ne kadarmış bunun fiyatını bir bulsan. Ne? Markası mı? Ben. Evet. Şu neymiş? Şimdi bunu asmak için. 15 lira. 3 lira. İyi. Gel orkidelere bakalım. Hemen orkidelere bakalım hadi. Evet, orkideleri bulduk. Çift dallı var burada. Tam da benim istediğim renk. Şununla şu. Hangisi daha güzel Caner'cim? Hangisi daha güzel? Şununla şu arasında. Şu bence. Daha böyle sarı belirgin ama bu da güzelmiş ama. Bambular var. Sukulentler. Ben şimdi seçeyim bunlardan. Eve geldik arkadaşlar. İnanın storlar bile kapalı yani şu an. Hemen storlarımı açayım. Şöyle bir aydınlansın evimiz. Size aldıklarımızı göstereceğim. Hemen neler aldığımı göstereyim. Şöyle ışığı da ayarlayayım biraz.
Bakın ne aldım. Bakın. Orkide aldım. Evet. Işığımızı biraz daha ayarlayalım. Heh. Evet. Orkide aldım arkadaşlar. Benim orkidelerin içinde sarı yoktu. Hep sarı istiyordum. Hatta 3 tane beğendim. 3 tane beğendim ama bunu seçtim içinden. Çok fazla yüklenmek istemedim. Sonra dün akşam işte Trendyol'dan baktım dediğim şu bezlerimi aldım. Kurulama bezi. Hemen açalım beraber bir tanesinin büyüklüğüne de bakalım. Trendyol'da da kaç liraydı Cansucuğum? Kaçta? 6 tanesi. 6 tanesi 30, değil mi? 30 küsürdü. Her türlü kârlısın. Yani evet şöyle. Şöyle bir kurulama bezi aldım arkadaşlar. Bu bir tanesi. Üçlü olarak aldım. Şöyle. Sonra şu sepetlerden aldım. Bunu ne için kullanacaksın? Bunu Cansucuğum kepçelerim var ya çekmecede. Çekmeceye kepçeleri koyacağım. Bunlar ne kadar? 15 galiba. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Orkidemi yerine yerleştirdim arkadaşlar. Şöyle yerinde. Arkadaşların arasında yerini aldı. Yerini ayarladım onun. Sonrasında oğluşumla beraber kahvaltı tabaklarımızı hazırladım. Cenercimle beraber kahvaltımızı yapıyoruz. Ona süt ısıttım. Onun kahvaltı tabağı da böyle. Cansucuğum bizden daha erken kahvaltı yaptığı için o şu an yanımızda yok ama bundan sonra onunla beraber aynı saatte kahvaltı yapmaya başlarız artık. Böyle patates, domates, zeytin, peynir, yumurta. Şöyle büyükçe de bir çay aldım. Cenercime de süt ısıttım. Ekmek yemeyelim dedik. Böyle güne başladık bakalım. İnşallah sonrasında evimi barkımı şöyle bir temizleyeceğim, düzenleyeceğim. Her yeri toparlayacağım. Sonrasında yemek işleri de var tabii. Biz şimdi hemen karnımızı doyuralım. Sonrasında kalan işlerimize devam edelim. Kahvaltıyı bitirdik. Şimdi makineyi yerleştirirken uzun zamandır yapmayı istediğim şeyi artık aklıma gelmişken yapacağım. Şu kavanozlarımı makineye atacağım. Bunlar da hani temizlensin, bir yıkansın. Bayağıdır yıkanacaklar çünkü. Hemen şöyle bir saklama kabı aldım. Şu çay kavanozumu da, şu kaşıkları da atıyorum. Kaşıklar da yıkansın. Benim kaynanam var ya hani, kaynanacığım, gözümün nuru, o böyle çay böyle şimdi ben bunu boşaltmasaydım, yıkamasaydım çayın azaldığını görünce gelip hemen üstünü dolduracaktı. O yüzden o şimdi işteyken hemen halledeyim de bir güzel yıkansın. Tuz kaşığı olarak da böyle şurup kaşığı kullanıyoruz genelde. Çok şükür Allah'a artık hani çocuklara şurup falan kullanmıyoruz ama evde vardı öyle. Tuz için de kaşık falan almadım yani. Bu kavanozumuzun şeyi atalım. Tuz kavanozumuzu da atalım. Ay bununla ilgili bir şey anlatayım size. Ben bunu Siirt'te almıştım arkadaşlar. Bu kaç yıllık? 14 senedir Bafra'dayız. Bir 16-17 yıldır kullanıyorum ben bunu. Böyle markete gitmiştik Ali Bey'le beraber. Markette ben şimdi bunları almak istedim görünce şöyle tezgahıma koyarım diye. Ali alalım dedim. Yok dedi, para yok dedi, almayalım dedi. Tamam dedim, hani çok böyle beyler böyle almayalım dediği zaman çok böyle sesimizi çıkaramıyoruz genelde ya. Ondan sonra iyi tamam dedim, almayalım dedim. Ama böyle gözüm kaldı yani, gerçekten gözüm kaldı. Benden sonra reyona başka bir arkadaş geldi, böyle kavanozu falan eline aldı. Ben de şöyle bakıyordum, kavanoz yere bir düştü, inanın çığ parça oldu. Ondan sonra dedim ya, ha dedim, nazarım değdi. Gerçekten nazarım değdi dedim, nazarım değdiği için gözüm kaldı dedim, gözüm kaldığı için düştü kırıldı, inanın. Gerçekten hani onu da yaşadım, şahit oldum, hani böyle benim nazarım değmez diye bir şey yok yani. Artık hani nazar değmesi mi, göz kalması mı bilmiyorum. Öyle bir şey de yaşadım yani, gerçekten tecrübeyle sabit. Şu tabaklarımı da yerleştireceğim. Şu tabaklarım da bir yıkansın. Bunlar da bir güzel temizlensin. Kenarda sürekli kullanılmadığı için
toz oluyor halinde. Makinamın üst sepeti dolmuştu. Diyorum hani altıda doldurayım da çalıştırayım. Bu şekilde doldu işte. Leğeni şeyi çıkardım. Plastik kabı çıkardım. O da öyle temizlensin, yıkansın. Başka da atabileceğim bir şey tezgahta yok. Çalıştırayım, bir güzel yıkansın makinamda. Temizlensin. Hemen ayağımızla şöyle çekiyoruz. Şimdi tezgahta bir iki bir şeyim var. Onları da yıkayayım. Ondan sonra süpürme, silme, toz alma, yemek yapma. Ali Beyciğim lahana almıştı hatırlarsanız. Kara lahana. Onu da haşlayıp sarmam lazım. Yemeğimi de erkenden yapıp pişirip el işime geçmem lazım. Bakalım gün bize neler getirecek. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Hızlıca başlıyorum arkadaşlar. Bunları da telledim. Şuralarını aslında kalıp sabunla telleyeceğim ama şu an zamanım yok. Daha geniş bir zamanda onu halletmek istiyorum. Bir güzel şimdi kurulayacağım. Hemen yerine yerleştireceğim hepsini. Sonrasında süpürgemin başına geçeceğim. Makinamı çalıştırdım. Çamaşır makinamda da çamaşır var. Çamaşırımız asılıyor. Aman yıkanıyor. Asılır mı? Yıkamadan astım ben çamaşırı. Sonrasında asacağım ya, şimdi kafam da orada. Hani sonrasında o işler de var diye. Hemen şöyle işlerimi halledip oturmak istiyorum. Daha yemek yapacağım. Ondan sonracığıma el işi de yaparız inşallah. El işi de günlük hayatıma azıcık böyle birazcık daha fazla sokabilirsem günlük hayatımın içine çok daha güzel olacak. Hemen şu tellerimi de şöyle telledim. Cifle beraber telledim arkadaşlar. Kurulayıp yerine yerleştim. Şimdi su damlayıp da şey yapmasın. Ocağı tekrardan kirletmesin. Leke yapmasın. Çok şık görünüyor ama yani kullanımı birazcık zor bu ocakların. Diş fırçası, diş fırçası zedeledim. Ocağın şeyin kenarına bak, düştü elimden. Diş fırçası bayağı işe yaradı. Arkadaşlar tavsiye ederim kesinlikle. Şöyle kenarlara aralara girme açısından çok rahat oluyor. Bugün bende bir şey var. Bunun da ayağını sürttüm şimdi. Neresi? Şurayı. Acele ettikçe böyle iş birbirine karışıyor gibi oluyor. Tamam. Ocağımız tamamdır. Tezgahımı da sildim. Hijyenik kullandım arkadaşlar. Bundan çok memnunum. Çok güzel temizliyor. Yakın zamanda fırınımı da temizleyeceğim. Hemen şimdi şu ocağımı hallettim. Nasıl olsa süpürgeme geçeyim. Evimi de bir süpüreyim, temizleyeyim, halledeyim hemen. Lahananın suyunu koydum arkadaşlar. Lahananın suyu kaynarken Ali Beyciğim geldi.
şey almış, bazlama almış, erik almış. Eriğin kilosu ne kadar Gocacığım? 7,5 lira. Maydanoz almış. Maydanoz? 1 lira. 1 lira. Fasulye almış. Şöyle kocaman bir marul almış. Yanında 2 lira mı? Kocaman marul 2 liraymış arkadaşlar. Şöyle limonumuz var. Domatesimiz. Pırasa almış. Beni de aramış. Telefonum sessizde olduğu için. Soracakmış hani istediğim bir şey var mı diye. Ben de böyle vlog çektiğim için telefonu hep sessizde tutmak zorundayım. Duymamışım. Sonradan aradım. Geç kaldım dedi. Pazardaydım dedi. Pırasa almış. Hani havuç dedim. Havuçsuz ne yapılıyorsa onu yap pırasadan dedi bana. Artık bakalım pırasadan ne yapacağız. Şu şeyleri yıkadım. Arkadaşlar bu sepetleri diyelim. Altında da şu tabakları koyduğum şeyi yıkadım. Demir ferforjemi yıkadım. Lahanamı da şöyle hazırladım, yıkadım. Şimdi su kaynayınca onu hemen dökeceğim. Kaynayan suya haşlayacağım bir güzel. Ondan sonra Ali Beyciğim de balkonda oturuyor. Gocacığım selam ver arkadaşlar. Oturmuyor bak, nane itiyor. Oturmuyor. Evet, Ali Beyciğim oturmuyor, nane itiyor. Daha önceden aldığı nane vardı ya arkadaşlar. Ben onu yıkadım, böyle dalıyla beraber koydum kurusun diye. Ali Beyciğim de gördüğünüz gibi oturmuyor. Çalışıyor. Adam işten geldi, yine çalışıyor. Hemen ben şimdi kalan işlerime devam edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar evi süpürdükten sonra silmeye, toz almaya geçemedim. Çünkü kızımın kasta kalması gerekiyordu. Çarşıya çıktık. Telefonu götüremedim, çekemedim. Çünkü Caner'cimin özel ders dinlemesi, canlı ders dinlemesi gerekiyordu. O yüzden telefonu da yanımda götüremedim. Caner'e bıraktım. Gittik çarşıdan işte. Kursa uğradık. Kurstan dikiş makinemi aldım. Kumaşlarımı aldım. Sonra çarşıya gittik. Cansucuğumun istediği şeyi bulamadık. Cansucuğum ne yapıyorsun? İstediği kasnağı bulamadık. Ondan sonra dolandık birazcık işte. Evimize geldik. Herhalde marul falan bir şey takılıyor. Buzdolabının kapağına. İleriye ittir orada gözüne gelen yeri. Ondan sonra eve geldim şimdi. Sarma işi de vardı ama. Sarma işi sanırım yarına kalacak. Hemen dedim böyle evde de fazlaca patlıcan var. Benim o meşhur patlıcan kızartmasından yapacağım. Yine kızım baban sebzeyi bol bol alıyor, getiriyor. Ziyan olmasın diye ben de değerlendirmek zorundayım. Ne yapayım? Şimdi hemen o patlıcanımızı yapacağız işte arkadaşlar. Tabii ben size şeyi göstermedim. Bizim evde bir tane minik, mini minnacık bir şey var. Birazdan göstereceğim. Şu patlıcanları bir suya atayım. Onu da göstereceğim size. Onun için de bir şeyler aldık. Hemen patlıcanlarımı şöyle kaynayan suya atıyorum. Bunlar haşlandıktan sonra mısır unuyla beraber şey yapacağız biliyorsunuz.
tavada kızartacağız. Daha şu kavanozları falan da yerleştirmedim. Onu da yerleştireyim bir. Şöyle. Şimdi bir güzel kaynasın. Haşlansın patlıcanlarımız. Şöyle ağzını bu haşlanırken hemen şu kavanozları alayım. Yerleştireyim. Tabaklarımı. Kavanozlarımı da yıkandım. Mis gibi oldu. Parladılar valla. Ben şimdi bu kavanozların kapaklarını da yıkadım arkadaşlar. Çevireyim. Kapaklarını da yıkadım burada. Ama üstünün verniğini tamamen çıkardı hijyenik. O yüzden verniklemek lazım bu kapakları. Şöyle. Çayımızı da koyalım. Kaşıklarını da makineyi boşalttığım zaman yerleştiririm artık, atarım içine. Şöyle. Tamam. Şekerimizi de koyduk. Şu tabaklarımızı da bir dizelim. Tabaklarımı da yıkadım. Burada uzun süre kullanmayınca toz oluyor. Yerleştirdik. Tamam. Tezgah tamam. Patlıcanı kızartmaya koyuldum arkadaşlar. Önce dedim şu yemek işini bir halledeyim. Ondan sonra size artık göstereceğimi göstereceğim. Şöyle bolca sarımsak rendeledim. Üstüne bolca da sirke koyacağız. Hemen şöyle patlıcanımızı çevirelim. Bakın. Benim favori yemeğim. Instagram'da da çok fazla deneyip yapıp çok beğenenler var. Siz de mutlaka yapın derim arkadaşlarım. Dünden yemeğim vardı, bezelyeli yemeğim vardı. Yakından göstereyim size. Hemen yakına gidelim. Patlıcanımız bu şekilde. Arkadaşlar kızarırken, altı da aslında kızardı da biraz daha fazla kızarsın diyerekten tutuyorum. Bezelye yemeğim böyle tavuklu, patatesli. Domatesli de bulgur pilavı yapmıştım. Bunlar dün akşamdan varlar arkadaşlar. Bunu da şimdi yanına ekledim. Azıcık da salata yaparım. Cacık da olabilir ama şu patlıcan bizi tamamen doyuracağı için sadece salata ekleyeceğim yanına. Yoğurdumuz olur. Bu şekilde. Hemen hazırlayayım. Yemek saatimiz çok geçe kalmasın. Ama bunu kesinlikle deneyin. Yapmayan arkadaşlarım şiddetle tavsiye ediyorum. Yapan arkadaşlarım, deneyen, tadan arkadaşlarım da yorum yaparsa yapmak isteyenlere de fikir olmuş olur. Birazcık marul çıkarıyorum arkadaşlar. Ali Beyciğim'in aldığı marul. Bakın tazecik. Bu hepsi fazla oldu. Böyle 4-5 yaprak alacağım. Bir tanesi de düştü yere. 4-5 yaprak alacağım. Hemen domates, salatalık, soğan. Bir güzel yeriz inşallah. Afiyetle yemek de nasip olur. Ben şimdi hemen şunu da bir güzel yıkayayım. Sonrasında masamı hazırlayayım. Sonra da çay, tatlı, akşamı bitiririz inşallah. Patlıcan kızartmam hazır arkadaşlar. Hemen şöyle sosumu döküyorum üstüne. Sarımsak, sirke ve su. Sirkeyi biraz açıyoruz. Şöyle döküyoruz. Bu sarımsakları böyle dağıtacağız. Üstüne. Böyle sirke tadı yoğun seviyoruz.
arkadaşlar. Eğer ilk kez yapacak olursanız şey yapın. Azıcık bir sirkeli sos hazırlayın. Belki böyle sirkesiz olanı daha lezzetli bulursunuz. Daha damak tadınıza uygun olur. O şekilde yapabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ama kesinlikle tekrar tekrar tavsiye ediyorum. Her seferinde söylüyorum yapın diye. Yapan birçok arkadaşım pişman olmadı. Çok sevildi yani. Bu lezzet çok sevildi. Bizim evimizde hiç yemek olmasa, sadece bu olsa yeter. Şöyle ekmeği de böyle ekmeği koparacaksın. Çatalla değil, ekmekle beraber alacaksın. Sirkesini böyle, sirkeli suyu hissedeceksin öyle ekmeğin içinde lezzetini. İlk defa bu kadar yoğun sarımsaklı yaptım. Normalde bu kadar çok sarımsak koymuyordum. Ama bu sefer yoğun sarımsaklı oldu. Olsun. Şifa. Yiyenlere şifa olsun inşallah. Salatam da hazır arkadaşlar. Şimdi hemen masamı hazırlayacağım. Yemeklerim de sıcak. Şimdi hemen bunları masaya taşıyayım bakalım. İşte lezzetimiz bu. Ay dökecektim az daha. Döktün mü ki? Ucundan döküyordum valla. Altında şimdi suyu var. Bakın suyu çıktı. İşte ona böyle ekmeği banacağız. Banıp banıp yiyeceğiz. Allah izin verirse. Ben şimdi hemen masaya hazırlayayım. Masaya götüreyim bunları. Masamız hazır. Sularımı da doldurduğum zaman tamamen hazır olmuş olacak. Hep beraber şimdi otururuz. Akşam ezanımız da şimdi okundu. Arkadaşlar, Ramazan alışkanlığı devam ediyor bizde. Ezan okunuyor, biz sofraya oturuyoruz. Daha erken saate çekmek lazım tabii bu yeme içme işlerini. Dün de çarşıya çıktığımız için erkenden yiyemedik. Çarşıya çıktığımız için halledemedim yemek işlerini. Lahana da sarılacak, bekliyor. Şöyle bezelye yemeğimizi azıcık bölüştürdüm arkadaşlar. Şöyle patlıcan yemeğimiz işte. Salatamız, pilavımız, patalı ekmeklerimi de böyle kestim. Allah'ım bereket versin. Rabbim olmayanlara da nasip etsin inşallah. Gibi bir yer var burada, kedi evi diye. Bir hayırsever kediler için evini bağışladı. Böyle sokakta bulunan yavrular, anneler, kediler oraya götürülüyor. Çok üzgün bakıyorum. Oradan almışlar, getirmişler. Ben getirmeyin dedim. Ali şimdi ben izin vermiyorum demiş ama bunlar da çocuklar da kıyamamışlar. Alıp getirmişler. Ondan sonra geri de şimdi gönderemiyoruz ama benim şartım var tabii. Cansucumla da konuştuk. Kesinlikle tezgaha çıkmayacak, mutfağa girmeyecek. Yani girmeyecek değil de tezgaha çıkmayacak. Ben alıştıracağım anne dedi, eğiteceğim dedi. Bakalım. Eğer hani şartlar uygun olursa bizimle beraber yaşayacak teyzeleri.
Evet. Çok tatlı. O kadar küçük ki. Böyle sırf boynumuzda uyumak istiyor bizim. Böyle buralarda uyumak istiyor. Çok şükür yemeğimizi falan yedik işte. Şükürler olsun, Rabbim bin bereket versin. Çayımı demledim. Şimdi çatallarımı da, tatlının çatallarını da koyduktan sonra şöyle çaylarımızı dolduracağım. Ondan sonra oturacağım Allah izin verirse. Şu surata bakar mısınız? Nasıl yorgun, nasıl uykusuz. Orkide alma sevdasına erken kalktım. Sırf hani orkideyi bulabilmek için, yetişebilmek için kalmazsa diye erkenden gitmek istedim. Hiç hani adetim değildir böyle sabahtan kalkıp da A101'e BİM'e işte şoka gelecek ürünleri takip etmek için kalkıp gitmem öyle. Hani çok da takip etmem neler geliyormuş, neler gelmiyormuş hani. O yüzden orkide sevdasına gittim. Geçen gün baktım çünkü. Geçen de bir gelmişti hani, anneler gününde bir gelmişti ama yetişememiştim. Yakalayamadım yani, hiç kalmamıştı. Çok şükür bugün şansım yaver gitti. Tam da istediğim renk. Böyle benim pembe beyaz ağırlıklı 7 tane orkidem vardı. Şimdi arasına zaten böyle sarı turuncu tonunda istiyordum. Onu da buldum çok şükür. Artık keyifli bir şekilde oturmak istiyorum. Şöyle çayımız da demini aldı bir güzel. İnanın gözümü zor açıyorum. Gerçekten bu akşam erkenden uyuyacağım Allah izin verirse. Yarın da erkenden kalkmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum hepinize. Nereden izliyorsanız, nereden hayatımıza dahil oluyorsanız, biz sizin hayatınıza dahil oluyorsak, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.